Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda artık Laplace dönüşümünü geride bırakıyoruz. Çünkü şöyle bir baktım kanala, 28 tane video çekmişim Laplace dönüşümüyle ilgili. Her yöntemle ilgili video çektim. Biraz konu anlatımları da yaptım. Belki yeterli olmayabilir ama bence yine de yeterli konu anlatımları. Dolayısıyla o seriyi burada sonlandırmak istedim. Artık Green fonksiyonlarına, Green teoremine geçmek istiyorum. Ve buna bir örnek ile başlayacağım. Konu anlatımını ileride yapacağım. Peki, şöyle bir diferansiyel denklem var. Biz Green teoremini diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanacağız. Dolayısıyla şöyle bir diferansiyel denklemin çözümü aslında çok basittir, değil mi? Y x eşittir 1 bölü pi kare sinüs px. Bu diferansiyel denklemin çözümüdür. Peki biz aynı sonucu Green teoremini kullanarak elde edebilecek miyiz? Ki amacımız da bu. O yüzden cevabını şimdiden yazdım ki cevabı bulduğumuzda kontrol edebilelim diye. Arkadaşlar cevap bu. Hatta iki sefer türevini alın, eksiyle çarpın, yerine koyun. Bu denklemi sağlayacaktır. Peki Green teoremi ile nasıl çözeceğiz? Hangi metodu uygulayacağız? Green teoreminde önce diferansiyel denklemin homojen çözümünü buluruz. Yani homojen çözüm nedir? Karşı taraftaki sinüs px gibi bir fonksiyon varsa onu sıfır varsayıp çözüm yaparız. Bu burada bulacağımız çözüm bizim homojen çözümümüzdür. Dolayısıyla y2 türev eşittir 0 dy bölü dx d kare y bölü dx kare eşittir 0. Bu çok basit bir şekilde yx eşittir c0x artı c1 şeklindedir. Bakın bir sefer türevini alın, c0 gibi bir sabit. İki sefer türevini alın, sabitin türevinden sıfırı elde ederiz. Bu denklem de basit olduğu için hani bir daha uğraşmadım x'leri karşıya falan filan. Hani hiç gerek yok. Şimdi bunu elde ettik. Bu nedir? Bizim homojen çözümümüzdür. Homojen çözüm bulunduktan sonra biz bu fonksiyonu hangi aralıkta aradığımıza bakalım. Hangi aralıkta aradığımızı başlangıç koşullarından belirleyeceğiz. Başlangıç koşulumuz 0 ve 1 olduğu için bizim AB aralığımız 0 ile 1 arasındadır. Peki sonra bunu yaptıktan sonra diyoruz ki G X T eşittir G 1 X T eşittir A 1 artı A 2 X. Bakın şurada ne yazmıştık? Şurada ne yazmıştık? C 0 X artı C 1. Ben aynı denklemi yani A1 ile A2 ile ifade etmek istiyorum. Bir de G2 X virgül T eşittir B1 artı B2 X. Tabi böyle durumlarda bu ne anlama geliyordu? 0 küçük eşittir X küçüktür T. T küçüktür X küçük eşittir 1. Bakın 0 ve 1 aralığında bu fonksiyon, bu gxt fonksiyonumuz iki tane değere sahipmiş. Yani şöyle, şurası x eşittir t olsun. X eşittir t'ye kadar şuralarda farklı bir fonksiyon, şuralarda farklı bir fonksiyonmuş. Fonksiyon değişiyormuş. Bu anlama da geliyor. Peki, bunu da yazdıktan sonra ne yapmalıyız? Şunu bir değiştireyim silgiyi. Bunu da yazdıktan sonra sınır koşullarından A1, A2, B1 ve B2'yi bulmalıyız. İkinci amacımız bu olmalı. Peki biz Y0'ın 0
y1'in de 0 olduğunu biliyoruz. Peki şöyle bir fonksiyonumuz var hayal edebilmemiz için. Şöyle bir fonksiyonumuz var. Burası x eşittir t. Burada g1, burada g2. Yani iki farklı fonksiyon ya, tam da burada ayrılıyorlar. Peki sıfır noktasını g1'de yerine yazacağız. Bir noktasını g2'de yerine yazacağız. Çünkü bu sıfır ve bir noktaları bu fonksiyonlara tekabül ediyor. Çünkü g1 sıfır küçük eşittir x küçüktür t demiştik. G2 ise t küçüktür x küçük eşittir 1 demiştik. Bakın bu en sonda da onu yazdık. Hani şu g2 fonksiyonu, şu g1 fonksiyonu. Dolayısıyla x eşittir 0'ı g1'de, x eşittir 1'i ise g2'de yerine koyacağız. Peki başlangıç koşullarında g1 0 t eşittir 0 olmalı. Çünkü bize soruda veriyor. Y0 eşittir 0. Dolayısıyla A1 artı A2 çarpı 0 eşittir 0. Dolayısıyla A1 katsayısı 0'mış. Peki o zaman G2 1'e T. Y1 de 0 olduğu için bu da 0'a eşit olmalı. G2'de X yerine 1 koyarsak B1 artı B2 çarpı 1 eşittir 0. Bu da B1 eşittir eksi B2 sonucunu bize veriyor. Peki o zaman biz GXT fonksiyonumuzu, şimdi biz ne yapıyoruz? A1, A2, B1, B2'yi buluyoruz. Şimdi G1'de A1'i 0 bulduk. Dolayısıyla A2, X yavaş yavaş bilgiler topluyoruz. Şimdi B1 eksi B2'ye eşit. O yüzden biraz önce nasıldı? B1 artı B2 x'ti. Peki ben B1 yerine eksi B2 yazarsam burasını B2 parantezinde x eksi 1 şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla onu o şekilde yazacağım. B2 parantezinde x eksi 1. Bu yine 0 küçük eşittir x küçüktür t. Bu t gibi bir nokta var. O noktada bir şeyler oluyor. Onu konu anlatımında anlatacağım. T küçüktür x küçük eşittir 1. Bu aralıklarımızda başlangıç koşullarına göre belirliyoruz. Bu t de herhangi bir nokta. Şu anlık önemli değil. X eşittir t noktası. X'in t'ye eşit olduğu nokta. Peki buraya kadar bulduk. Bizim amacımız neydi? A1, A2, B1, B2'yi bulmak. Biraz yol kat ettik sanki. Çünkü B1 ve A1'i yok ettik. Şimdi A2 ve B2'yi bir şekilde bulmamız lazım. Onun için şimdi şurada çok kısa da bir değineyim. Ne yaptığım da anlaşılsın. Konu anlatımını beklemeden. Green fonksiyonları şu tarz fonksiyonlardır. Öyle her fonksiyon green fonksiyonu değildir. Şöyle gider. Bir x eşittir t noktası vardır. O x eşittir t noktasında fonksiyon tanımlıdır. Ancak fonksiyonun türevi tanımlı değildir. Bakın böyle keskin noktalarda nedir? Türev tanımlı değildir. Çünkü türevinin eğiminin ne olduğu belirli değildir. Green fonksiyonları böyle fonksiyonlardır. Ve tam bu noktada bir tane Dirac delta fonksiyonu tanımlıdır. Dolayısıyla şöyle bu özellikleri kullanarak bu özelliklerin nereden geldiğini de açıklayacağım. Şunu diyorum. Gxt x eşittir t'de tanımlıdır, süreklidir. Değil mi? Biraz önce gösterdik. Yani tam bu noktada bir değeri vardır ama türevinin yoktur. Bu olduğu için g1 xt x eşittir t'de eşit olmalıdır. G2 xt x eşittir t. Çok basit mantık değil mi? Bu g1'di. Bu da g2'di. Tam bu noktada sürekli olduğu için soldan ve sağdan yaklaştığımızda aynı değeri bulmalıyız. Soldan yaklaşırken x eşittir t değerine g1'i,
sağdan yaklaşırken g2 fonksiyonunu kullanacağız ve bu ikisi birbirine eşit olacak x eşittir t noktasında. Peki bu sonuçtan x yerine t koyarsak şu yukarıdaki şu fonksiyonda a2 t eşittir b2 t eksi 1. Tamam. Bu iki bilinmeyenli bir denklemdir. İki tane bilinmeyeni vardır. A2 ve B2. Peki bir denkleme daha ihtiyacımız var ki A2 ve B2'yi analitik olarak çözebilelim. Peki ne demiştik biraz önce? DG bölü DX X eşittir T'de tanımlı değil. Tanımlı değil. Zaten görsele baktığımızda da anlaşılıyor. Peki şimdi bir şey yazacağım. Bir bağıntı yazacağım. Bu bağıntının nereden geldiğini ileride göstereceğim. Şimdilik böyle kabul edin lütfen. Burayı x'e göre türev ama ben bir daha yazmıyorum. O üstündeki çimdik işareti x'e göre türev anlamına geliyor. Peki x eşittir t eksi g1 üssü xt x eşittir t eşittir 1 bölü p t'dir. Şimdi böyle bir bağıntımız var. Tamam. G1'i G2'yi biliyoruz. Türevini alacağız. Yerine x yerine t koyacağız. Peki bu nedir? Bu şudur. İlk etapta da bunu şöyle söyleyeyim. Green fonksiyonlarını uygulayabilmemiz için diferansiyel denklemin belirli bir formda olması lazım. O formda şudur. P x y 2 üssü artı p üssü x y üssü artı q x y eşittir f x. Bakın şuradaki özelliği görüyor musunuz? Burası p x, burası p türev x. Eğer burası x kare y 2 üssü ise burası 2 x y üssü olmalı. Ve biz şunu, bakın şunu şu şekilde de yazabiliriz aynı zamanda. D bölü dx px y türev x. Bu şekilde artı qxy eşittir fx. Yani şurayı şu şekilde yazabilmeliyiz. Ve bu px de y2 üssünün kat sayısıdır. D kare y bölü dx karenin kat sayısıdır. Peki madem d kare y bölü dx karenin kat sayısı, peki soruya geri dönüp o katsayının ne olduğunu tayin edebiliriz çok basit bir şekilde. Zaten bunu tayin etmek zor değil. Soruya bakıp göreceğiz. Peki soruya bakıyorum. Soruda nedir? Y2 üssünün katsayısı eksi 1'dir. Dolayısıyla burası 1 bölü, tabii x'i bir şey olsaydı x yerine t yazacaktık. Ancak direkt eksi 1 olduğu için yazıyorum. Mesela diyelim ki px x olsaydı onun x yerine t yazacaktık. Pt de t olacaktı. Ama burada eksi 1 olduğu için zaten sabit bir sayı olduğu için direkt yazdık. Peki buradan da bir denklem elde edeceğiz. Şimdi g2'miz neydi? D bölü dx. G2'miz b2 x eksi 1'di. X eşittir t'de. Eksi d bölü dx. Peki g1'imiz neydi? A 2x'di. Bu da x eşittir t'de yerine koyacağız. Bu da eksi 1'e eşitmiş. Peki bunun türevi ne olur? B2 olur. B2 eksi. Bunun türevi de A2 olur. O da eşittir eksi 1. Dolayısıyla B2 eşittir A2 eksi 1. Hatta eksi 1'i de karşıya atayım. Pozitif olsun. Ki artı 1 eşittir A2. Her tarafı T ile çarpıyorum. B2 T artı T eşittir A2 T. Bu da bizim ikinci denklemimiz. Biraz önce şu pembe mor denklemini bulmuştuk. Bu ikisini birbirleriyle birleştirelim. Şimdi bulduğumuz ikinci denklem, biraz önce hemen bulduğumuz denklem B2 T artı T eşittir A2 T idi. Peki ondan önce bulduğumuz neydi? A2 T eşittir. A2 T eşittir. T eşittir. B2
t eksi 1. Şimdi iki tane bilinmeyen, iki tane denklem. Dolayısıyla biz a2 ve b2'yi buradan çözebiliriz. Peki b2t artı t eşittir a2t. a2t eşittir b2t eksi b. Peki şöyle yapalım daha net görünebilmesi için. a2t eksi b2t eşittir t. Burada da a2t eksi b2t eşittir eksi b. 2, b2. b1'i birazdan bulacağız. Dolayısıyla bunları taraf tarafa çıkarırsak b2 eşittir t olarak bulunur. Herhangi bir denklemde yerine koyarsak, mesela şu denklemde yerine koyalım. Mesela hangisinde? Şunu da yerine koyalım. Hiç önemli değil nerede koyduğunuz. B2 yerine t koyarsak t kare artı t eşittir a2t. Her tarafı t'ye bölersek t artı 1 eşittir a2'dir. Bu da önemli bir sonuç. Peki biz daha önce a1'in 0 olduğunu bulmuştuk. Bakın 3 tane bulduk. Peki b1 nedir? İlk başlarda şuraya iyi bakın. B1 eşittir eksi B2 gibi bir bağıntı bulmuştuk. Dolayısıyla B1'imiz eksi T'dir. Peki bunların hepsini bir alt alta güzelce yazayım. A1 eşittir 0. A2 eşittir T artı 1. B2 eşittir T. B2 eşittir T. B1 eşittir eksi T'dir. Peki burada sanırım benim defterime göre bu T artı 1 bulduk ya A2'yi. O eksi T artı 1 olmalıymış. Ben de kontrol ettim. Evet eksi T artı 1 bulmamız lazımdı. Peki bakıyorum şu iki denkleme. B2 parantezinde T eksi 1. Peki A2T B2T XB tamam bu doğru. Şu doğru bir denklem. Şu diğerine bakıyorum. Şu diğerine bakıyorum. A2T burada mı acaba bir yanlışlık yaptık? Mesela B2T artı T eşittir A2T. B2T eksi B2 eşittir A2T. Dolayısıyla A2T eksi B2T. Şöyle ya çok basit bir hata yapmışız. Bakın şurayı siliyorum. Şimdi A1 A2. A1 zaten 0. Şurada şuraya kadar doğru yapmışım. A2T eksi B2T. T'ye eşit değil mi? A2T eksi B2T eksi B2'ye eşit. Dolayısıyla T de eksi B2'ye eşit. Dolayısıyla B1 de eksi B2'ye eşit olduğu için T'ye eşittir. Tamam şunları bulduk. A1 eşittir 0'ı bulduk. Peki şu denklemden yine aynı şekilde şey yaparsak. Yok o denklemden değil. Şu mor denklemden. B2'yi yerine koyarsak B2'yi yerine koyarsak ne buluruz? Eksi T kare artı T eşittir A2T. Her tarafı T'ye bölersek eksi T artı 1 eşittir A2. Dolayısıyla şu A2'de ve şunlarda bir değişiklik olmalı. Şu eksi olmalı. Şu da eksi olmalı. Bir daha kontrol edeyim. Tamam. Doğru. Doğru. Bir de defterime bakıyorum. Aynen. Şimdi bu. Peki. Biz bu katsayıları bulduk. O zaman gxt neye eşittir?
A1 artı A2 x'e eşitti. A1'imiz 0, A2'miz eksi t artı 1 çarpı x'e eşit. Ne zaman? 0 küçük eşittir t, küçüktür t. Peki, burası neye eşitti? Burası hatırlarsanız B2. Burası neye eşitti? B2 x eksi 1. B2 x eksi 1'e eşitti. Peki B2'miz bizim eksi t olduğu için eksiyle içeriği çarparsak burası ne olur? Burası t parantezinde 1 eksi x olur. Kontrol ederek gideyim. Çünkü birazdan çok fazla işlemin içerisine gireceğiz. Yanlışlık olmasın. T küçüktür x, küçük eşittir 1. Tamam, bunu bulduk. Amacımız neydi? İlk başlarda a1 artı a2x, b1 artı b2x şeklinde yazdık şunları. Teker teker pek çok yöntemle, yaklaşımla a1, a2, b1 ve b2'yi bulduk. Bulduktan sonra ne yapacağız? Bulduktan sonra son kısma geçiyoruz. Son kısım. Artık yx'in ne olduğunu bulmaya kalkışıyoruz. Yx'imiz bu şartlar altında şuna eşitmiş. Sıfırdan 1'e, yani a'dan b'ye sınırlarımız neyse gxt ft dt. Bu ft nedir? Bu ft ilk sayfada karşıda homojenliği bozan sinüs px'tir. Tabii x yerine de t koyacağız. Yani sinüs pt'dir. Ft sinüs pt'dir. P diyorum. Pt. Peki. Y x eşittir. Sıfırdan, bakın bir daha gxt'yi yazayım. Gxt'yi yazıyorum. G1 G2 idi. Ne zaman? 0 küçük eşittir x, küçüktür t. 0 küçüktür 0 diyorum, pardon. T küçüktür x, küçük eşittir 1. Bu durumda şimdi biz 0'dan x'e kadar, bakın cevabımız x olduğu için sınırlar x. Fakat burada fark ettiyseniz şu sınırlar tam tersi. 0 ile t arasında, yani sanki burası 0 ile t'ye gidiyormuş gibi. Ama çok basit. X yerine t yazarsak 0 küçük eşittir t, küçüktür x. Yine aynı şekilde burada da yazarsak x küçüktür t, küçük eşittir 1. Dolayısıyla 0 ile x arasında g1 fonksiyonunu, x ile 1 arasında g2 fonksiyonunu kullanmalıyım. Peki, peki. Şöyle yeşille devam edeyim. Şimdi bizim şeyimiz neydi? G1'imiz bizim neydi? X 1 eksi t idi. G2'miz neydi? T 1 eksi x'ti. Peki x yerine t koyuyorduk. Çünkü sınırlarımız sıfırdan x'e. Dolayısıyla sınırlar hem sınırlar x'te hem de x gibi bir fonksiyon integre etmenin pek de bir anlamı yok yani. Ki burada da onu yapmıyoruz zaten. X eşittir t'de bu, hani bu fonksiyonu hatırlıyorsanız x eşittir t'de bir problem vardı. O yüzden sınırları bu şekilde değiştiriyoruz son anda. Bununla ilgili daha iyi açıklamaları konu anlatımında da yapacağım. Peki g1'de x yerine t, t yerine x koyarsak t 1 eksi x sinüs pi t dt artı x'ten 1'e x 1 eksi t sinüs pi t dt. Bu integralleri hesaplayınca bizim şunu bulmamız gerek. Ta en başında 1 bölü pi kare sinüs pi x. Biz bunu bulmamız lazım. Bulamıyorsak bir problem vardır. Peki 1 eksi x ilk integralde, şimdi şuraya ö1, şuraya ö2 diyorum. Ö1'i hesaplamaya başlıyorum. Ö1
1 eksi x'i parantez dışına attım. 0'dan x'e t sinüs pi t dt. Peki bu integrali hesaplamak için t eşittir u, dt eşittir du, sinüs pi t dt eşittir dv, eksi kosinüs pi t bölü pi eşittir v. Çünkü bu fonksiyonun türevini alırsak yukarıdaki sinüs pi t'yi elde etmek lazım. Zorundayız. Çünkü bunu her iki tarafın integre ediyoruz burada aslında. Dv v oluyor. Sinüs pi t dt de eksi kosinüs pi t bölü pi oluyor. Peki 1 eksi x u çarpı v eksi t kosinüs pi t bölü pi sıfırdan x'e eksi, bir eksi de burada var, artı sıfırdan x'e v çarpı du, eksi kosinüs buradaki eksi artı oldu, eksiyle çarpılıp kosinüs pi t bölü pi dt. Peki sınırları yerine koyarsak, ne olur? Eksi x kosinüs pi x bölü pi. Şimdi t yerine 0 koyunca 0 olacak. Diğer şeyi yazmıyorum. Artı buranın integralini alalım. 1 bölü pi kare sinüs pi t olur. 0'dan x. Son bir kez burada da sınırları koyarsak 1 eksi x eksi x kosinüs pi x bölü pi artı 1 bölü pi kare sinüs pi x eksi sinüs 0, o da 0 olduğu için yazmıyorum. Şimdi I1 integralimiz buymuş. Şimdi de I2'yi hesaplayalım. I2 neydi? I2. Şunu da farklı bir renkle hesaplayayım. I2'miz de şuydu. Pardon. X'ten 1'e x dışarı alıyorum. 1 eksi t sinüs pi t dt. Bunu da x'ten 1'e, 1 eksi t'yi 2 tane integrale parçalıyorum. Sinüs pi t dt eksi x'ten 1'e t sinüs pi t dt. Peki x ortak parantezini alayım hatta. Eksi kosinüs pi t bölü pi x şunun integrali x'ten 1'e eksi, şimdi biraz önce t çarpı sinüs pi t'nin integralini hesaplamıştık. U çarpı v, v çarpı du. Bakın şurada nerede? Veya çok karıştırmayayım, bir daha yapayım. T'ye u dedim. Dt du oldu. Sinüs pi t dt'ye dv dedim. Eksi kosinüs pi t bölü pi eşittir v oldu. U çarpı v eksi t kosinüs pi t bölü pi x'ten 1'e artı x'ten 1'e kosinüs pi t bölü pi dt. Peki şunları eksi kosinüs pi bölü pi sınırları koyuyorum. Artı kosinüs pi x bölü pi. Peki eksi kosinüs pi bölü pi artı x kosinüs pi x bölü pi
Burayı da pratikten hesaplayayım. Kosinüs pi t'nin integrali 1 bölü pi sinüs pi t. 1 bölü pi de bizde var. Artı 1 bölü pi kare. 1 bölü pi kare sinüs pi t. Onun da sınırlarını koyarsak artı sinüs pi bölü pi kare eksi sinüs pi x bölü pi kare. Peki. Şimdi önce şu integrali bir düzenleyelim. Sinüs pi 0 eksi kosinüs pi bölü pi. Şuradan bir tane geleceği için artı olacak. Birbirlerini götürür. Dolayısıyla I 2 integrali x parantezinde kosinüs pi x bölü pi kosinüs pi x bölü pi eksi x eksi x kosinüs pi x bölü pi, dediğim gibi çok işlem var, artı sinüs pi x bölü pi olarak bulunur. Hatta daha iyi yazarsak x kosinüs pi x bölü pi x x kosinüs pi x bölü pi artı x sinüs pi x bölü pi olarak bulunur. Bu bizim I2'miz. Bizim y'miz neydi? I1 artı I2 idi. Şimdi I2'yi de yazalım. I2'miz neredeydi? I2'yi biraz önce yazdık. I1'imiz şuydu, şu kırmızı. Dolayısıyla bunu da şöyle yazalım. Şunu da şöyle yazalım. 1 eksi x eksi x kosinüs pi x bölü pi artı 1 bölü pi kare sinüs pi x. Peki acaba böyle miydi? Aynen böyleydi. Şimdi bu 1 eksi x'i de dağıtıyorum. Biraz pratik dağıtıyorum. 1'i dağıtıyorum önce. Eksi x kosinüs pi x bölü pi artı 1 bölü pi kare sinüs pi x. Eksi x'i dağıtıyorum. Artı x kare kosinüs pi x bölü pi eksi x bölü pi kare sinüs pi x. Bu da bizim I2'miz. Şu da bizim I1'imiz. Peki y2'miz I1 artı I2 eşitse bunları birbirleriyle toplayalım. Şimdi iyi bakın arkadaşlar. X tek tek birbirlerini götürecekler. Çünkü hani bizim y2'miz, bakın bizim y2'miz 1 bölü pi kare sinüs pi x'den bir tane ifadeydi. Burada bakıyorsunuz bir sürü ifade var. Ama bunlar birbirini götürmek zorunda. Peki şöyle. X, şuna bakıyorum. X kosinüs pi x bölü pi eksi x kosinüs pi x bölü pi toplarsak birbirlerini götürürler. Peki. Şuna bakalım. Eksi x kosinüs pi x bölü pi. Burada bir yanlışlık mı yapmışım ben? Bakıyorum. Ha yok, tamam. Bakın şöyle x'i dağıtırken eksi x kare, yani eksi x kare olmalıydı. Dolayısıyla şu siyahla şu siyah birbirini götürecek ve şunla da şu birbirini götürecek. Bakın, şunla da şu birbirini götürecek. Geriye sadece şu kalacak. Başka bir fonksiyon kalmayacak. Dolayısıyla bizim y2'miz 1 bölü pi kare sinüs pi x'miş. Gerçekten de ta en başta
Öyleydi. Şimdi 10 sayfa geriye gitmeyeceğim. En başta da direkt çözüm gösterirken basit yoldan böyle olduğunu söylemiştik. Böyle olduğunu da kanıtladık. Aynı cevabı bulduk. Epey uzun, daha uzun sorular da var. Yani o yüzden hemen konu anlatımına falan girişmedim. İyi bir anlatmak lazım konu anlatımını. Mesela size bir ödev vereyim. Biz biraz önce ne yaptık? Eksi y iki üssü sinüs pi x'i bulduk, değil mi? Peki siz de y iki üssü kosinüs pi x'i bulmaya çalışın. Aynı yöntemle. Önce şey yapın. Bunun çözümü nedir deyin. Hani basitçe. Basitçe bunun çözümü nedir? Y x eşittir 1 bölü pi kare kosinüs pi x'tir. Siz Green teoremiyle hesapladıktan sonra bu çözümü bulmak zorundasınız kosinüsü için. Bunu da söylemiş olayım. Hani bir daha bununla yorulmayın. Bakalım aynı sonucu bulabilecek misiniz? Şimdilik görüşmek üzere.